Anne küçük bir çanta alıp geleceğim dedin. İki koca valizle geldin ya. Ne edeyim kızım ya işte sen buradasın. Halam burada. Seyran'ın da hali ortada. Baban? Peki? Ne oldu ona kıyamazdın sen? O bana kıymayı biliyor nasılsa. Bir kere de ben ona kıyayım ne olucu? Nasıl yani ne oldu? Kavga mı ettiniz? Bir dakika. Vurdum sana. Boş ver Suna ya yani. Zaten herkesin derdi kendine kızım. Sen beni düşünme şimdi. Ya ne demek boş ver ya ne oldu? Anlasana. Suna. Ben sizi duydum hastanede konuşurken Kaya'yla. Sonra da işte eve gidip Zerrin Hanım'ı da orada görünce dayanamadım. Tuttum saçından sürükledim attım dışarı. Babanla da işte yani ondan sebep açıldı aramız. Yani öyle düşündüğün gibi bir şey yok yani kızım. Sen hiç canını sıkma tamam mı? Ferit arıyor. Heh. Efendim Ferit ne oldu? Ha yanımda. Tamam ben söylerim bay bay. Seyran seni çağırıyormuş da bir yanına çık istersen. Ha tamam hemen gideyim ben. Abidin bir konuşabilir miyiz? Ferit beni çağırmış da acil onun yanına gitmem gerekiyor. Tamam kısa sürecek zaten. Pelin'in adresi lazım bana. Sokak sokak aramam gerekirse de bulurum biliyorsun. Yapma Suna. Zaten ortalık yeterince karışık. İş sırası değil. Ben sana neyin sırası olmadığını söyleyeyim. O kız tekrar bu eve girmeye çalışacak. Ben buna izin vermem. Kardeşimin hayatını mahvedemez. Peki ya senin hayatın? Sırf kardeşin hayatı için mi gidiyorsun oraya? Sen benden suçsuz yere vazgeçtiğinden beri benim hayatım mahvoldu zaten. Savrulup duruyorum görmüyor musun? Araç birazdan hazır olur. Çocuklar seni götürüp getirsin. Öyle tek gitmen olmaz. Bunu yapabilirim ancak sana. Sağ ol. Ferit. Abi, nedir durum? Ece'yi eve yerleştirdim. Çocuklarla da bir konuştum da. Ferit, bu Akın'ın annesinden bir iz yok. Ses seda yok. Tahmin ettim. Sizden ses seda çıkmayınca. Yani Ferit, oğlum bunu yapan insanlar normal insanlar değil belli ki. Sihirbaz da değiller sonuçta. Sihirbaz değiller abi. Sadece bizden biraz daha zekiler. Kimin eli varsa yarın bir gün karşımıza çıkacak. Bir bak işler değişti. Hesap değişti. Ben artık bundan sonra en kötüsünü düşünüyorum. Al bak mesela deniz tarafından saldırıya açız. Biz sürekli bir adam diktik ya. Abi adamla madamla olmaz bu iş. Bir tekne ayarla. Özellikle gece saatlerinde sürekli devriye yapsın. Geçsin buralara. Tamam. Bir de benim şu eve tırmandığım merdiven var ya. Onu da imha edin ya da bir yere kaldırın. Yani ben çıkabiliyorsam herkes çıkar bir şekilde. Peki Ferit, evdekilere bir şey söyleyecek misin? Hayır abi. Kimsenin haberi olmayacak. Çünkü Seyran'ın bir şekilde kulağına gider. Bak bizim ilk önceliğimiz Seyran'ın kendini güvende hissetmesi. Tamam mı? Yapacağız abiciğim. Yapacağız. Sen hiç merak etme. Allah'ın izniyle bunu da aşacağız beraber. Tamam.
Bu sefer bu kadar kolay olduğunu düşünmüyorum abi. En kötüsünü düşünüyorum. İçimde çok kötü bir his var. Bu koçbaşının devamı gelecek. Hem de çok daha büyük bir belayla gelecek.